Sevgili izleyicilerimiz, bugünkü Teknoloji kanalımızın kıymetli konuğu Ekrem Tokluca hocamız. Ekrem Tokluca hocamızın birçok unvanı var. Eğitim bilim uzmanlığıyla bugün konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sefer. Biraz eğitimi ve gençliği, geleceği, inovasyonu konuşacağız. Gelecek İnşallah. nesillere ışık tutacak keyifli sohbetleriniz ve cümleleriniz olacak. Doğru inşallah. Şimdi birinci sorumuz size yeni dünya düzeni kuruluyor. Doğru. Hepimiz de gözlemliyoruz. Burada gençliğin rolü ne olacak burada desek? Şimdi tabii onunla ilgili genel olarak bir dünyaya bakmak lazım. Bu özellikle pandemi süreci aslında bize birçok şeyi beraberinde sorgulatıyor. Özellikle bu pandemi sürecinde bir defa ülkemiz dünyadaki en başarılı ülkelerden bir tanesi. Belki de en başarılısı yani bu açıdan. Evet. Bu yeni dünya düzenini oluşturuyor. Bu yeni dünya düzeninde de ayakta kalan toplumlar aslında geleceği var edecek toplumlar. Tabii burada gelen önemli şeylerden bir tanesi gençlik. Mesela biz gerçekten çok genç bir nüfusumuz var. Evet. Yani yaklaşık nüfusumuzun %51'i 30 yaşının altında. Baktığınız zaman bu 43-44 milyon nüfusa tekabül ediyor. Bunların içerisinde 18 milyon öğrencimiz var. Ki dünyadaki 152 ülkedeki nüfustan fazla. Baktığınız zaman tabii tek tek olarak bakarsanız bu bizim için çok büyük bir şans. Dolayısıyla bu gençliği iyi yetiştirip geleceğe hazırlamak gibi bizim bir misyonumuz var. Ve böyle de bir misyonumuz olmak zorunda. Ancak bizim kaçırdığımız bir şey var. Biz genelde hep geleneksel olarak bakıyoruz. Yani kendi yetiştiğimiz dönemler itibariyle çocuklarımızı yetiştirmek istiyoruz. Şimdi burada çocuklarımız dünyaya bizim gibi bakmıyor, bizim gibi düşünmüyor, bizim gibi eğlenmiyor. Ve ders çalışmaları bizim gibi değil, okul anlayışları bizim gibi değil. Baktığınız zaman bir diğeri de şunu ifade etmeden geçemeyeceğim. Mesela eskiden biz kuşak çatışması dediğimizde bu bir 15 yıl olarak falan ele alırdık. Ama kuşak çatışması şu an 3 yıla kadar indi. Neden? Ortaokuldaki çocukla lisedeki çocuk arasında bir kuşak çatışması var. Ciddi olarak. Ve bu çocuklar teknolojiyle iç içe doğuyor. Genel olarak da bu dünyanın da problemi. Son olarak Z kuşağı olarak çok tartışıldı biliyorsunuz bu. Aslında özellikle 2000'den sonraki doğumlu çocuklar alfa nesli diyorlar. Ben bunu kendi çapımda bununla ilgili bir Bu şeyler alfa neslini size ayrıca soracaktım ama artık yani süreç devam etti. konu devam ettiği için bunun Evet. içerisinde bunu anlatayım. Şimdi bu nesli çok iyi yetiştirenler aslında geleceğin dünyasında söz sahibi olacaklar. Ancak burada şunu biz sorgulamadan şahsen ben edemiyorum. O bize öğretiler bugün birçok geçerliliğini yitirmiş. Çünkü değişimin hızı çok yüksek. Yani bugün değişimin hızı işte %90'larda, 93-95'lerde bir de son 350 yıl içerisinde üretilemiyor. Son 30 yılda tüketilmiş. Bir de böyle bir dünya düzeni var. Mesela teknoloji şöyle gözünüzün önüne getirin. Bir bilgisayarınız var ya da bir telefonunuz var. Ömrü ne kadar maksimum süre? Bir yıl. Bir yıl sonra yeni bir teknoloji geliyor. Yeni bir teknoloji geldiği için de sizin bunun dışında kalma şansınız yok. O zaman siz şunu yapmak zorundasınız. Bu teknolojiyi üreteceksiniz. Bu teknolojiyi sizin kiminle üretmeniz gerekiyor? Nasıl bir eğitim vereceksiniz? Çocuklara nasıl bir ortam sağlamanız gerekiyor? Bir diğeri de bilimin bu gelişim evresinde baktığınız zaman bu süreç içerisinde bilgi tüketiliyor ama beraberinde bir bilgi üretiliyor. Yani siz bilgi üretiminde neredesiniz ona bakmak lazım. Geçen bir ortamdaydık. Ben milliyetçilikte ve milliliğimi tanımını yaptım orada. Şimdi milliyetçilik bir ırka mensubiyetle alakalı ki biz Türk milletiyiz. Hakikaten ırkımızı severiz. Fakat millilik dediğim şey üretmek demektir. Üreten her insan millidir. Dolayısıyla yani özellikle milletimize sizden bizim bütün sistemi üretim üzerine kurmamız lazım. Çünkü üretenler geleceğin toplumunda var olacak kişiler. Bu üretimi de gençler üzerine kurmamız lazım. Bir de başka bir ifadeyle de şöyle söyleyeyim onu. Şimdi bugünkü doğan çocuklar, mesela 2020'de doğan çocuk artık insan ortalama ömrü 80 yaşına kadar çıktı. 2100'ü görecekti. O zaman siz bütün kurgunuzu 2100'e göre yapmanız lazım. Yani 80 yıl yaşayacak şekilde yapın. Ve bununla paralel şöyle bakacak olursak yeni meslekler doğuşu, işte gelecek, yapay zeka, onun ileriki boyutunda belki bunu biraz daha detayına gireceğiz. O zaman siz bu çocuklara nasıl bir eğitim vereceksiniz ki çocuklar hem bilgiyi üretsin, hem bilgiyi
üretime dönüştürsün, hem de yeni dünya üzerinde söz sahibi olsunlar. Türkiye aslında bu açıdan çok büyük mesafeler kat etti. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Bizim şu an birçok yaptığımız şey geçmiş dönemlere göre aslında hayal gibiydi. Mesela ama bir de şöyle bir sıkıntımız var. Şimdi biz teknolojiyle o kadar iç içe bir nesil var ki şimdi bu çocuklarımız en büyük sıkıntılarından bir tanesi, özellikle eğitimciler açısından hep bunu soruyor. Çocuklarımızın hayal dünyasında sıkıntı var. Mesela bizim Milli Eğitim Bakanlığımızın özellikle bu beceri tasarım atölyeleri aslında çocuklara sadece beceri kazandırmak değil ya da bazıca temel hayata dair bilgiler vermek değil. Aslında bununla birlikte biraz çocukların hayal dünyasını kurmaya yönelik. Özellikle Bakan Bey'in bu mihvalde ciddi olarak gerçekten çok güzel yaklaşımları var. Bunu zaman zaman veriyor. Bizim hayallerimiz belki daha fazlaydı geçmişte ama çerçevemiz dardı. Hatta ben şuna katılmıyorum. Mesela hep işte geçmiş çok daha güzeldi gibi bir kısım söylemler var. Bence gelecek daha güzel olacak. Yani ve bizim de genel kurguyu da bu çocuklarımızın geleceğine yönelik olarak kurgulanmış. Son olarak burada şunu diyeceğim. Zaman zaman gençlerden çok şikayetçi olunuyor. Baktığınız zaman Ta Sümer yazıtlarında gençlerden şikayetle ilgili ifadeler var. Mesela hatta İbn Haldun'a sordukları soru varlar. Bu diyor gençler ne olacak diye bir soru yöneltiyorlar. Orada İbn Haldun diyor ki ya siz gençleri eleştirmeyi bırakın, siz kendinize bakın. Siz kendinizi düzeltirseniz gençlik kendinden düzelir diyor. Doğru. Bir karikatür var ya çok yaygın kullanılıyordu. Baba elini arkasına koymuş yürüyor, çocuk da aynısını yapıyor. Yani siz ne yaparsanız çocuk aynısını yapacak. Kesinlikle. Dolayısıyla fazla bir şeyle uğraşmayın. Şimdi orada bununla ilgili siz kendinize bakın diyor. Aynen kendinize bakın. Bir de tabii biz kendi dönemlerimiz gibi bakıyoruz. Benim büyük kızım ODTÜ mezunu. Onu ODTÜ'ye bırakırken elimle böyle dokundum. Yani bana bak dercesine. Yanımda da bir arkadaşım vardı. Kızım inince bana bir mesaj yazdı. Dedi ki baba dedi söylersen anlayabilirim dedi. Şimdi arkasından da ben ona bir mesaj yazdım. Dedim ki kızım bak. Ben işte Nuri Tokluğcu'nun oğluyum, sen Ekrem Tokluğcu'nun kızısın. Demokrasi bir süreçtir. Benden bu kadar fazla demokrasi bekleme dedim. Şimdi aslında bizim bir kısım şeyleri biraz sürece yaymamız lazım. Bir de biz çok fazla misyon yüklüyoruz gençlere. Çok fazla şey bekliyoruz. Bu çocuklar bunu yapacak. Yani gençlikten bizim korkmamamız lazım. Gençle gerçekten sahip çıkmamız lazım. Biraz daha empatiye ihtiyacımız var. Yani çocuklarımızı anlam açısından. Bir de gelecek onlarınsa, onların hayatıysa, onların mutlu olabileceği bizim bir alana yönlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Gençlik çok güzel ve pırıl pırıl bir gençlik geliyor aslında. Yeter ki biz doğru olalım. Ben öyle görüyorum. Yani gençlik süper bir gençlik geliyor. Ülkem adına ve gençlik adına çok umutluyum ben. Doğrusu. Ya ben ümitsiz değilim. Çocuklarımız çok iyi. Mesela o yaş kuşağında benim 3 tane çocuğum var. Yani 18 ile 30 yaş arasında 3 tane çocuğum var. Şimdi onlarla diyaloglarıma baktığımda, onların sorgularına baktığımda bazen durup kalıyorum. Şimdi dolayısıyla bizim belki bir kısım alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım. Ara sıra oğlum eleştireceği zaman baba diyor dedeme benzemeye başladın diye bir ifade kullanıyor. Dedemin de devri geçti diyor bazen böyle esprili olarak. Ama buna rağmen şunu söyleyebilirim yani. Bu gençlerimiz daha iyi olacak. Türkiye'mizi daha iyi yerlere taşıyacak. Bizim İnşallah. Belki onlara daha fazla imkan sunmamız lazım. Daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor. Ülkemizde bu açıdan dediğim gibi geçmişe göre bakınca aslında cidden çok mesafe kat ettik. Burada belki temel bir kısım değerleri ön plana çıkarmamız lazım. Bir ifade okudum. Batılı Birsin çok güzel bir sözü var. Diyor ki gelecek kurgusu olan toplumların tarihleri vardır. Gelecek kurgusu olmayan toplumların geçmişleri vardır diyor. Biz gelecek kurgumuz olursa tarihimiz olur. Bunu gençlerle diyaloglarımda da şunu söylüyorum ben. Diyorum ki bana özgeçmişinizden bahsetmeyin, bana özgeleceğinizden bahsedin. Hayallerinizden bahsedin de bizim çocuklarımızın kurgularını biraz özgelecek üzerine kurmamız lazım. Şimdi hocam yapay zeka deniyor. Ben de çok önemsiyorum. Attığımız her adım artık bir yerlerde depolanıyor. Bununla beraber bununla birlikte teknoloji üretimi, bununla beraber oluşan yeni bir meslek dalları doğru. Çok sayıda çıkmaya başlıyor ve daha da artacak. Bu konuda sizin bir görüşlerinizi alabilir miyiz? Ya şimdi az önce bilginin eskimesinden teknolojide ve çocuklar konusuna biraz değindik. Az önce ifade ettim. Çocuklar teknolojiyle iç içe doğuyorlar baktığınız zaman.
O yüzden alfa nesil diyoruz zaten. Teknoloji çocukların hayatının her safhasında var. Bu kaçınılmaz bir son. Ama belki şu teknolojiyle ilgili bir iki kelime daha ifade edeceğim. O da şu. Şimdi çocuklar hangi dönemde teknolojiyi kullansınlar? Bizdeki en büyük problemlerden bir tanesi bu. Mesela aile olarak biz şunu yapıyoruz. Çocukları dinlemiyoruz. Çocuklarla kaliteli zaman geçirmiyoruz. Bunun kolay yolu çocuğun eline bir tablet veriyoruz. Oyunu açıyoruz. Ya. Çocuk sürekli oyun içerisinde. Bunun çocuklara özellikle zihinsel gelişimlerine ciddi zararı var. Çocukları belki bu safhada çocukları korumamız gerekiyor teknolojiden. Ama teknolojinin dışında kalabilir miyiz? Dışında kalamayız. O zaman teknolojiyi bir araç olarak nasıl kullanabiliriz? Biraz buna bakmak lazım. Az önce hayal dünyası derken kastettiğim şey aslında biraz buydu. Mesela çocukların bu yönde biraz hayalleri olması lazım. Mesela ben ailelere özellikle şunu ifade ettim. Gittiğim okullardaki konferanslarda dedim ki çocuklar tatil dönemlerini ebeveynlerinin yanında geçirsinler. Ben memleketim Kırşehir. Biz ebeve dede şeklinde deriz. Hatta bir kısım okullarda ben bunu özellikle ifade ettim. Dedim ki ebesine gitsin dedesini dinlesin. Dedesine gitsin ebesini dinlesin. Mesela nasıl bir hayat yaşamışlar, nasıl evlenmişler. Artı dedim bu dedelerinin arkadaşlarını tanısınlar, onlardan dedelerini dinlesinler. Çok ilginç olayları hikayeleştirsinler, birlikte fotoğraf çekinsinler. Ondan sonra dedesiyle ve işte ebesiyle çocuklar bir kaliteli zaman geçirsinler. O sevgiyi çocuklar bununla birlikte zirvede yaşayacak. Şimdi bu olduğu zaman o dönemlerde çocukları biraz teknolojiden uzaklaştırabilirsiniz. O insani yön dediğimiz birçok duygu gelişir. Bir de şeyi özellikle unutmamak lazım. Şimdi hatırıma geldiği için bunu ifade edeceğim ben. Osmanlı döneminde Sibyan Mektebi'nde bir 444 formunu vardı. Yani çocuk 4 yaşında, 4 aylık, 4 günlükken işte aile bayram havası içerisinde okula götürüyor. Tabii çocuk hocasının önünde elini öpüyor ve diz çöküyor. Hocası kaldırıyor, alnından öpüyor ve çocuğa yerini gösteriyor ki o yaş çok kritik bir yaştır. Çocuklarda vicdani duygunun, merhametin geliştiği şeylerdir, dönemlerdir. O yüzden de okul öncesi çok önemli. Ki bizim bakanlığımız buna çok büyük önem veriyor. Ki özellikle ailelere o dönemde eğitimin içerisinde olmasını ben önemsiyorum. Bir de çocuklarına kaliteli zaman ayırsınlar. Şimdi bunu dedikten sonra çünkü eğer bunları ayırırlarsa özellikle geleceğin dünyasında bu bilgiyle ondan sonra teknolojiyle içe geldiğinde o gelişim evrelerini çok sağlıklı geçirmiş olacak. Ama hep konuştuğumuz özellikle son 10 yıldır gündemde olan bir yapay zeka var. Hatta biliyorsunuz 2018 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam Davos'ta Hariri'nin bir konuşması vardı. Ki bir de çok satan bir 21. yüzyılın 21 dersli bir kitap var. Aslında orada bir gelecek dünya kurgusu yapılıyor. Kurgu içerisinde. İşte mesela bilginin tüketim hızından bahsettik. Ama bir de dünyada bilgiyi kim üretiyor ona bakmak lazım. Bugün baktığınız zaman kaynaklar onu gösteriyor ki bilginin %78'ini Amerika üretiyor. Bunun %63'ünü dev firmalardan üretiyor. Bizim Bakan Bey bunu çok kullanıyor mesela veri olarak kullanıyor. Ben bu verileri gördükten sonra şuna baktım. Kim Ar-Ge'ye ne kadar para ayırıyor diyor. İşte Amerika'nın 320 milyon nüfusu var baktığınız zaman. Yaklaşık 480,5 milyar dolar Ar-Ge'ye para ayırıyor. Çin'e baktım. Çünkü bugün dünyada hep Çin'den konuşuluyoruz. Birçok ürün baktığınız zaman Çin patentli. Hatta başlangıçta çok kaliteli değildi ama yavaş yavaş kaliteyi ve standartı yükseltti. Dedim ki Çin ne kadar ayırıyor? Ar-Ge dediğinizde 360 milyar dolar gibi para ayırıyor. Ama Amerika'nın nüfusu 320 milyon, Çin'in nüfusu 1,5 milyar. Şimdi nüfus açısından en fazla Ar-Ge'ye para ayıranlardan bir tanesi İsrail. Şimdi Türkiye'ye baktım. Biz geçmişe göre tabii çok iyi durumdayız. Yani belki %1000'lerin üzerinde bir artışımız var ki bunun özellikle son dönemdeki Suriye konusunda, Libya konusundaki bir kısım ataklar, işte SİHA'lar, İHA'lar, bir mühendis grubu çalışması bu bize gerçekten daha ümit var kılıyor gelecek adına. Şimdi bunu bir tarafa bırakarak bunun dışında bir kurgudan bahsedeceğim, dünya kurgusundan. Bugün insanların en çok korktuğu şey ki Hariri onu diyor, yani biz son düşünen nesiliz diyor. İnsan beyin okumalarından bahsediliyor, düşünce okumalarından, insanları mankurtlaştırmadan beraberinde bahsediliyor. Ve bu nereye gideceğini dünyanın, gerçekten bu yapay zeka dünyanın sonunu mu getirecek bu tartışılıyor. Bir çalışma yaparken yapay zeka dört başlıkta ele almıştım. Bir eğitim ve yapay zeka, ikincisi iş hayatı ve yapay zeka, üçüncüsü teoloji ve yapay zeka, dördüncüsü yapay zeka insanlığın sonu mu diye. Hatırlayın 2018 yılının sonlarıydı. Bu Facebook iki tane yapay zeka üretti. Yapay zeka kendi arasında bir dil geliştirdi ve baktığınız zaman
O geliştirdiği insanlar anlamamaya başladı. Anlamamaya başladıktan sonra bu sistemi iptal ettiler. Şimdi bunun gibi birçok soruyu beraberinde getiriyor. Mesela hukuk bugün diyor ki işte yapay zeka birçok sektörü ele geçirecek. Baktığınız zaman özellikle 2050-2070 yıllar için %50 diyen var, %60-70 diyen var. Özellikle halkla ilişkileri gibi, ondan sonra işte atıyorum şoförlük gibi birçok direkt hizmet sektörü olan alanlarda yapay zekayı biz kullanacağız. Şimdi yapay zekayı kullanacaksak, bunları yapay zeka yerine getirecekse daha ucuz ve daha uzun süreli ve daha masrafsız biz olarak karşımıza çıkacaksa insanlar ne yapacak gibi bir kısım soruları sormaya başladılar. Mesela tıp alanına ben biraz daha baktım. Tıpta hangi alanlar kalır, hangi alanlar kalmaz diye. Mesela bugün yapay zeka bu pandemi sürecinde biliyorsunuz kullanıldı. Baktığınız zaman aşıları falan yapay zeka vurdu. Mesela 4 tane alanın kalacağından bahsediyor. İşte salgın hastalıkları uzmanı, psikiyatri, işte geriatri ve genetik gibi alanların kalacağından bahsediliyor. Şimdi bu kadar yaygın bir kullanılacaksa insan ne yapacak? Bunun üzerine bir kısım kurgular yapılıyor. İşte bu insanın sonunu getirebilir diye. Çünkü dünya nüfusu işte 8.2 milyar var. Yapay zeka %40'ını, 50'sini, %70'ini alırsa o zaman insanlar ne yapacak gibi. Bugün bilim ve dünyadaki birçok insan bu soruyu beraberinde soruyor. Bir diğer konu da bugün özellikle savunma sanayinde baktığınız zaman tamamen yapay zeka hakim bir anlayış var dünyada. Bunu en az din adamları tartışıyor. Bence bunu tartışmamız gerekir diye düşünüyorum. Mesela bir tane ilahiyatçı bunu tartışmış. Orada diyor ki işte yapay zekanın birisi kendisini Tanrı yerine koyarsa buna inanan insanlar çıkabilir mi? Çıkabilir. O zaman diyor bizim bunu tartışmamız lazım geleceğin dünyası açısından. Mesela eğitim boyutuyla baktık. Bugün Kore ve Japonya'da dil öğretiminde yapay zekayı kullanıyorlar. Mesela bir diğeri baktığımız zaman mesela dünya tek dile dönecek iddiasında olanlar var. Bugün Google'un yaptığı sistemi işte size bir cihaz yerleştirecekler, bana bir cihaz. Siz benimle Çince konuşacaksınız, ben onu Türkçe anlayacağım, ben Türkçe konuşacağım, siz Çince anlayacaksınız. O zaman dünyanın her yerine herkes gidebilecek demektir. Şimdi böyle bir dünyada bizim o zaman kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Biz bu dünyanın neresinde yer alacağız? Dolayısıyla özellikle Ar-Ge'nin bizde çok hızlı bir şekilde geliştirilmesi gerekiyor. Mesela okulların, her okulun kendi içerisinde çocuklara bu imkanı sağlayabileceği alanları oluşturması gerekiyor. Bunun için de ısrarla ben şunu söylüyorum. Bizim matematiği, ki sayısal bilimlerin temelidir ve dilimizi çok iyi öğretmemiz lazım. Çünkü neden? Bugün biliyorsunuz birçok sınavda çıkan temel sıkıntı şu. Çocuklarımız soruyu biliyor ama çocuk soruyu anlayamadığı için çözemiyor. O zaman bizim okumayı geliştirmemiz gerekiyor. Yani insanlar biliyorsunuz kelime hazinesiyle doğru orantılı düşünüyor. Yani siz 200 kelime biliyorsanız 200 kelimelik düşünüyorsunuz. Okuduğunu anlayabilmesinde bol bol okuması gerekiyor. Orada da işte dediğim gibi kademe kademe başlamak gerekiyor. Bir diğeri de sayısal bilimlerin temeli matematiktir. Çünkü matematik varsa mantık vardır, matematik varsa muhakeme vardır. Hatta matematik varsa adalet vardır. Yani bu Zeka Vakfı'nın bir sempozyumu olmuştu. Amerikalı bir hocanın oraya geçen bir spot bir cümlesiydi bu aslında. Dolayısıyla hızlı bir şekilde bizim bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bir de herkes yeteneği ölçüsünde bunun olması gerekiyor. Allah her insana yetenek vermiş. Yeteneksiz hiçbir insan yok. Belki biz bunu keşfettikten sonra içeride sizinle sohbet ederken bir örneği vermiştim. Yani kişinin atıyorum bugün mühendislikle ilgili yeteneği 2 ise ama sosyal bilimlerle ilgisi mesela o alandaki bir yeteneği 10'sa şimdi biz 2'yi 10'a çıkarmak gibi uğraşmamalıyız. 10 alanında bizim beraberinde onu koşturmamız lazım. Kaplumbağa örneği çok hoşuma gitmişti. Yani o şimdi kaplumbağaya biz diyoruz ki sen sincap gibi zıpla koş diyoruz. Evet. İşte sincaba da diyoruz ki sen kaplumbağa gibi yürüme. O yüzden yeteneği neyse o alanda gitmesi lazım. Evet, aslında yetenek bir nevi de genetik koddur yani. Genetik aynen öyle. Yani kimi dayısından, kimi dedesinden, kimisi babasından bir kod almış. Onu zorlamanın gereği yok. Bazı aileler ile benim çocuğum doktor olacak. Ya olamaz. Onun bir kodu var yani. Kesinlikle. Teknik adam olabilir. Belki başka bir şeydir ama olmuyor yani. Vallahi ben orada şunu savunuyorum. Bizim çocuklara karne verdiğimiz bir de çocuklarımızın yetenek karnesinin olması lazım. Alanı tespit etmek lazım. Birden fazla yeteneği olabilir ki Bakan Bey'in, Ziya Hocam'ın özellikle bununla ilgili hakikaten çok güzel düşünceler var. Buna yönelik gayretler var. Çocukların bir yetenek karnesi olup yetenek olduğu alanda bizim çocuğu koşturmamız lazım. Birincisi bu.
İkincisi de bununla birlikte bir de şu an bilimin çok tartıştığı, kimi insanlar arasında itiraz ettiği bir de öğrenme stilleri. İçeride yine konuşmuştuk. Hı-hı. Yani toplumların da öğrenme stilleri, bireylerin öğrenme stilleri var. Bugün çok konuşulan konulardan bir tanesi. Belki bir de çocuğun öğrenme yöntemini öğrendikten sonra, yani yeteneğini tespit ettiniz, öğrenme yöntemini öğrendiniz, artık o alanda çocuğu zirveye doğru taşıyabilirsiniz. Ama bunları yapsak bile en son bunu bizim üretime dönüştürmemiz lazım. Israrla da savunduğum bir şey var. Şunu söylüyorum, biz çocuklarımızı girişimci yetiştirmek zorundayız. Yani çocuklarımız kesinlikle girişimci olmalı. O noktadaki bir kısım aykırılıklarına bizim müsaade etmemiz lazım ki çocuklar bu duygularını, düşüncelerini ifade etsinler. İfade ettiklerini Ar-Ge'lerde hayata geçirsinler, ülkemize ve geleceğimize katkıda bulunsunlar. Ekrem Hocam, bir de şu düşünüyorum, yani bu yapay zeka, bilişim aldı başını gidiyor. Benim şöyle bir fikrim var, yani bütün okullarda hangi bölüm okursa olsun bir de zorunlu ya da müfredat arasında bilişim dersi olmalı diye düşünüyorum. Çünkü herkesin artık ihtiyaç duyduğu bir alan. Bilişim, kodlama, yazılım vesaire. Hı hı. Böyle bir bölüm, böyle bir ders de konulsa nasıl olur bütün okullarda? Aslında onunla ilgili bilgi kuramları diye bir ders, dokuzuncu sınıftan itibaren. Aslında temel orada şu, çünkü temel şeyimiz şu, bizim bakın sorgulamayan, bilim sorgulamaya dayalıdır. Sorgularsanız, eleştirirseniz bu gelişir. Bugün çağda bize, bu çağda da bize bunu sağlayan bilişim. Şimdi siz bunu deyince 2000'li yıllarda Amerika ile ilgili bir rapor okumuştum. Bill Clinton döneminde Amerikalı bir çocuk neyi bilmeli diye bir çalışma yaptırılmıştı. Şimdi onun raporunu okuduğumda orada 3 tane şey ön plana çıkmıştı. Bir tanesi diyor ki her Amerikalı çocuk dilini çok iyi bilecek. Çünkü dilini bilecek ki okuduğunu anlayabilsin. İkinci bir şey, matematiği bilecek, yeteneği ölçüsünde. Her çocuk matematiği bilmeli ama yeteneği ölçüsünde, bakın söylüyorum. Çünkü şu kainatın yaratılışı bile matematik üzerine. Matematiğin olmadığı hiçbir yeri gösteremezsiniz yani. Sayısal bilimlerin temeli matematiktir. Üçüncüsü, orada ifade diyordu ki teknolojiyi araç olarak kullanmayı bilmeli, amaca hizmet yolunda diye. Ve bugün bilişim bu noktadaki bizim en büyük aracımızdır amaca giden yolda. Ama o raporun sonunda çok ilginç bir cümle vardı. Diyor ki sistemin uygulayıcıları öğretmenlerdir. Öğretmenlerin inanmadığı hiçbir sistemin başarılı olma şansı yok. Çünkü uygulayıcılar bu işe inanmalı. Mesela bu noktada da özellikle Milli Eğitim Bakanımızın aldığı hedef kitle burada öğretmenlerimizdir. Bunların hem yetiştirilmesi, hem geliştirilmesi, hem inanmaları, hem eşe sahip çıkmalarıdır. Şimdi biz bunları ortaya koyabilirsek, özellikle bu çağda bilişim alanında yapacağımız ki Türkiye fena değil demeyeceğim ama bayağı iyiyiz yani, çok çok iyiyiz. Mesela bu işte pandemi sürecinde uzaktan eğitim konusu mesela gündemde. Hemen adapte olduk hepimiz. Yani hemen adapte olduk. Ondan sonra ve çok muhteşem bir hızla hemen adapte olduk. Ondan sonra ki bu programı Türkiye'nin değişik ülkelere ben verdiğini de biliyorum. Yani pazarladığını da biliyorum. İçerisindeki bir kısım eksikler çok hızlı bir şekilde giderildi mesela baktığınız zaman. Ki yıllar önce okulsuz toplumlardan vesaire bahsedilmiş. Aslında uzaktan eğitim eskiden bir destek programıydı ama şimdi sistemin biraz merkezine oturdu. Her ne kadar birebir eğitimin karşılığı olmasa da hızlı adapte olduk. Hızlı adapte olduk. Az önce dedim ya, destek programı diye. Şimdi bu yönüyle de bakacak olursanız bu sistemi biz daha da geliştirerek umut ediyorum. Yani ileride o yüz yüze eğitim verildiğinde bu destek programı ile Türkiye eğitim açısından daha ileri bir yerlere taşıyabilecek. Özellikle dezavantajlı bölgeleri desteklemede de çok büyük bir araç olacağını ben düşünüyorum. Şahsen çok ümit varım mesela bu sistemde. Milli Eğitim Bakanlığımız gerçekten çok güzel işler yaptı. Yani öğretmen arkadaşlarımız muhteşem işler yaptı Bakan Bey'in önderliğinde. Ve çocuklarımız da bu sisteme çok çabuk aslında adapte oldular. Sadece orada şöyle bir şey oldu herhalde. Bu ev düzeni açısından bir kısım şeyler oluyor. Yani eksiler, işte ders çalışıyor çocuk, bir taraftan kardeşi geliyor. Bir tarafta ailemiz belki buna çok alışkın değil. Çocuklarımıza belki bu imkanı yeteri kadar sağlayamadık. Ama bu şöyle bir şey daha doğurdu. Artık çocuklar evde de ders yapma, böyle bir kültürü yoksa bile şimdi bu beraberinde bunu geliştirmeye başladı. Bunun böyle çok olumlu yanları da var. İşe bu yönüyle de biraz bakacak olursak güzel işler oldu. Dediğim gibi eksikler çok hızlı bir şekilde kapanıyor. Çocuklar da teknolojiyle öğrenmeyi de beraberinde aslında keşfetmiş oldular. Evet. Tabii böyle dar bir zamanda yüz yüze eğitim, yüz yüze eğitimin olmadığı yerde
çok güzel, muhteşem faydalı şey. Oldu. Tabii tabii, kesinlikle. Bizim okullarda şunu da yaptık. Biz öğretmenlerimizi önlüklerini, yaka kartlarını falan paketledik evlerine, yazı tahtasıyla beraber gönderdik. Yani öğrenci de bir şeye girsin, moda girmiş olsun yani. Ha, hocam böyle böyle çıktığına göre ben de tertipli, düzenli ve ders saatine hazır olmalıyım diye. Şimdi herkes alıştı yani bir anda böyle. Şimdi Bakan Bey'in paylaştığı bir şey vardı. İlk onunla paylaşılmıştı. Böyle çocuklarımızın o saflığını, masumiyetini ve güzelliğini gösteren bir şey. Şimdi bir tane çocuğumuz öğretmenine mesaj yapmış. Öğretmenim diyor, ben önlüğümü de giyecek miyim diye. Kaptırmış kendini. Tabii kendi yani o havaya o kadar güzel girmiş ki. Bence bu çok şeydi, çok güzel bir duyguydu. Dedim ya. Aslında birçok açıdan da mesela bu dönemi sorguladık. Yani iş yapabilme yeterliliğimiz, teknolojide iç içe olmamız. Mesela bu konuda belki öğretmen arkadaşlarımızla da biraz zorlayıcı bir etken oldu. Yani teknolojiyi biraz daha bilme ihtiyacı hissettiler, geliştirme ihtiyacı hissettiler. Dolayısıyla tabii zor şartlar olduğunda Türkiye'nin böyle hazırlıklı olmasını, biz meyvesini de ben gelecek adına şahsen alacağımızı düşünüyorum. Bir de şu yönüyle de okumaya çalıştım. Şimdi az önce yapay zekadan bahsettik, bilginin üretiminden bahsettik, gelecekten bahsettik, beyne bilgi yüklemelerinden bahsettik. Belki beraberinde şu da gelecek. Yani öğretim boyutu belki bundan sonra artık tamamen uzaktan eğitimle verilecek ileride. Yani gelecek nesiller açısından ifade ediyorum. Ama eğitim boyutu dediğimse insani bir davranış. Çocuklar eğitim amaçlı okullarda olmak zorunda. Bir öğretmenin dokunuşunu hissedecek. Ben hep öğretmen arkadaşlarımıza söylediğim şey vardı. Diyorum ki çocuklara dokunun. Çocuklar bunu hissetsin. O kalbinde öğretmenin dokunuşu. Çünkü her birimizin hayatının şekillenen bir öğretmenimiz var. Bir de duygu geçişkenliği diyoruz. Şimdi uzaktan eğitimde ne kadar onu da versek ki eğitimsel boyutu açısından diyorum. Yani yüz yüze eğitim kesinlikle çok önemli. Öğretim boyutunda da dediğim gibi özellikle örgün eğitimin dışında uzaktan eğitim belki gelecek çağda çok daha ön plana çıkacak. Bizim insanımız, öğretmen arkadaşlarımız bu sürece bence biraz daha hazırlıklı oldu. Çocuklarımız böyle bir süreçle tanıştı. Yani bilmeyen çocuklarımızla tanıştı. Bir de teknoloji altyapımızın aslında fena olmadığını gördük. Evet. Yani belki toplum olarak bunun ne kadar farkındaydık böyle bilmiyorum. Böyle bir testten geçmiş olduk. Tabii testten geçtik. İşte TRT bir taraftan kullandı. Evet. İnternet altyapısı sağlandı. Yani eğitim bilişim ağı gerçekten muhteşem bir şey. Yani oradaki etkilerini de biz bu vesileyle görmüş olduk. Bu arada şeyi de gördüm ben. Hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin teknolojiye ne kadar yakın olduklarını ben gördüm. Önce biz bir toplantı yaptırdık okullarda. Bir eğitim verelim, uzaktan eğitimi anlatalım diye. Bir baktık, 10 dakika içerisinde tamam hocam dediler. Herkes pozisyonu almış. Gayet güzel götürdük bu süreci ama tabii yüz yüze eğitim bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey. Bir de çocuklarımız bu konuda gerçekten iyi ya. Şimdi diyorum ya, yani küçük çocuğa siz yeni doğun, yürümeye başlayan bir çocuğa verin bir tane teknoloji. Buna emin olun, sadece oradaki görselliklerle gideceği yerlere basamak basamak çocukları öğreniyor. Yani benim bir arkadaşım var, annesinin anlattığı bir şey, hikaye var. Bunu ilginç olduğu için anlatmak istiyorum. Diyor ki annemin eski tuşlu telefon, bir tane telefonu vardı diyor. Telefonu bozuldu, ben ondan bir daha alayım dedim diyor. Çünkü diyor bir şey olursa işte bire beni kodladım, ikiye kardeşimi, hangisine basarsa birimizin telefonu çalıyor. Bu yetiyor diyor, ya da biz aradığımız zaman açıyordu diyor. Tabii anne dedi diyor, sana bir telefon da alayım. Yok kuzum dedi diyor, şu Hatice kadının yukarı atılan telefonu var ya dedi diyor. Ben annem diyor onun diyor akıllı telefon olduğunu bilmiyor diyor. Tamam mı? Yukarıya atılan telefondan istiyor diyor. Şimdi mesela bu önemli bir şey. Bir de biz mesela sosyal medyayı çok kullanan bir milletiz. Mesela özellikle işte Twitter biliyorsunuz. Grup mesela Instagram daha çok işte görselliği ön plana çıkıyor. Twitter daha çok yazıyla işte. Facebook biraz ikisinin ortası gibi. Ama mesela özellikle kırsal kesimlerde falan Facebook mesela çok kullanıldığını görüyorsunuz. İşte tarlada ekim başında sularken çekiyor. Çünkü artık her yere ulaşılıyor. Yani bir de insanlar bilgiye her yerden ulaşıyorsa bizim o zaman şunu düşünüyorum. Biz bu bilgiyi aktarmayalım ve doğru bilgiyi nasıl aktaracağız? Bence bizim biraz buna eğilmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bir de çocuklarımıza hayaller kurdurmalıyız. O yüzden de ısrarla benim özgelecek dediğim şey biraz bununla alakalı. Bir kısım gençlere ben danışmanlık yaptım bu sürede. İçeride biraz konuşmuştuk belki. Şimdi mesela o çocuklara iki tane şey yaptırdım ben bu süreçte. Bir tanesi geleceğe mektup yazdırdım bunlara. Hayallerini yazdırdım. Hmm. Dedim ki bunu koyacaksınız bir şeye. 20 yıl sonra açacaksınız. İşte bugün o çocuklar 18 yaşında. 20 yıl sonra 38 yaşında olacak. Dedim 8-10 yaşında bir çocuğunuz olursa çocuğunuzla birlikte bunu
açıp hayallerinizi okuyun. Gelecek 20 yıla bir daha yazın. Yani ortalama 40 yıl çalışacağını hesap ederek çocuklara böyle bir proje yaptırdık. İkinci bir şey de yaptırdık. Kız çocuklarına, babalarına bu pandemi sürecinde erkek çocuklarına annelerine mektup yazdırdık. Bunu dedim postaya vereceksiniz, arasına bir gül koyacaksınız. Bu yaşadığınız sürece annenizle ya da babanızla yaşadığınız diyalogları anlatın. Çünkü biz çocuklarımızla, benim en çok üzüldüğüm konulardan birisidir. Gerçekten biz onlarla çok kaliteli zaman geçirmiyoruz. Yani uzun zaman geçirmek demek, kaliteli zaman demek değil. Bir de insan bazen çocuklardan ayrı da kalmalı. Çünkü niye ayrı kaldığınız zaman onun sizi özlemesi ve hasretini görüyorsunuz. İlişkileri ben esprili olarak şöyle diyorum. Aile ilişkilerini ya da çocuklarla ilişkili biraz memuriyet gibi oluyor. Yani işte zorunlu gelip gidilen yer gibi. Biraz bunun dışında bir şey. O bağları ve hissiyatın olduğu. Mesela kurumlarımızı da öyle. Gerçekten bir aile sıcaklığı içerisinde eğer orada bulunursak, ona biz psikolojik sözleşme diyoruz yönetimde, bu şekilde olursak gelecek adına da kurumlarımıza daha etkin olacağı kanaatindeyim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bilgiler edinmiş olduk. Gençliğimizi konuşmuş olduk burada. Gençliğe de epey ışık tutacak bilgiler aktarmış oldunuz. Ayağınıza sağlık. Estağfurullah. Gençlerimizi seviyoruz. Onunla ilgili son belki şunu demek lazım. Ben mesela çocuklarımın hiç tercihlerine karışmadım. İstediği alan okumalarını sağladım. Sadece onlara yönlendirmeyle nerede okumaları gerektiğini söyledim. Çünkü biliyorsunuz üniversite sınavları yapıldı. Çocuklar İşte tercihlerinde bulunacaklar. Bir de şunu da bizim kabul etmemiz lazım. Her çocuk üniversite okumak zorunda değil ama herkesin bir mesleği olmak zorunda. Çağın meslekleri, çağın alanları var. 20 yüzyılın meslekleri var. Birçok meslek 20-30 yıl içerisinde tamamen geçerliliğini yürütecek. Artık diplomanın kullanım süresi okuduğunuz süreye de eşdeğer değil. Sürekli kendinizi geliştirmek zorundasın. Evet. Meşhur bir slogan vardır biliyorsunuz. Değişerek devam etme, devam ederek değişme diye. Belki bunu bu çocuklarımız bize göre çok daha belirgin yaşayacak. Lütfen hayaller olsun, hayallerinin peşinde koşsunlar. Ondan sonra mücadele etsinler. Çünkü hayat zaten başlı başına bir mücadele. Ama bunun içerisinde son söz olarak sanattan uzak kalmasınlar. Çünkü sanat duygusunun gelişmediği toplumlarda estetik duygusu olmuyor, zarafet olmuyor, naiflik olmuyor. Evet. Biraz bu yönüyle de bütünleştirsinler. Ben hepsini de gelecek hayatlarında başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ekrem Toklucu hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Kendisi eğitim ve bilim uzmanı. Bir sonraki bir programımızda başka bir konuyu tekrar ele alırız. Ya inşallah. Şu doktorayı bir bitirelim. Güzel. Tezle uğraşıyorum çünkü. İnşallah yani olabilir. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.